Konyaspor toparlanamıyor. Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Yeşil Beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Yeşil Beyazlı ekip bu sezon 23 karşılaşmadan 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Bence Konyaspor'umuz daha başarılı yerlere gelmeyi hak ediyor. Konya'mı bu şekilde görmek istemiyorum. Daha başarılı yerlerde, gelecekte daha başarılı bir şekilde olacağından tam şekilde eminim. İnşallah başka galibiyetlere diyelim. Sağlık olsun, bu şekilde olacak varmış. Daha üstlere çıkmayı düşünüyoruz. Konyasporlu olmaktan mutluyum. 3 hafta önce Fahrettin Ömerovic'i takımın başına getiren Konyaspor ekibi istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi. Konyaspor yeni teknik direktörüyle çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak sadece 2 puan topladı. Evet, Konyaspor'umuz maalesef gidişatı kötü. Bildiğimiz gibi yıllarca bu Süper Lig'de kaldı. Bayağı dereceli işler de yaptı. Ama nereden kaynaklanıyor bilemiyoruz. Hani gidişatı iyi değil, kötü. Bu şehre de yakışmıyor. İnşallah daha üstlere çıkacağız inşallah. Konyaspor bu sezonki görüntüsüyle son yıllardaki performansının çok gerisinde kaldı. Yeşil Beyazlılar geçen sezonu 51 puanla 8. sırada bitirmişti. Aslen Fenerbahçeliyim, Sivaslıyım ama Konyaspor'a 19. sıra yakışmıyor. Küme düşme ihtimali de yüksek. Oynadığı futbol önceki yıllara göre hiç güzel değil. Önceki yıllardaki daha güzeldi. 2016-2017 sezonu, 18-19. O sezonlarda çok güzel oynuyorlardı. Şu anda çok kötü durumdalar. Konyaspor'umuz ligde 19. sırada olması bizim için herhangi bir problem oluşturmuyor. Biz Konyasporlular olarak daha önce çok iyi şeyler başardık. Çok iyi şampiyonluklar aldık. Güzel kupalar kazandık. Bu günler de gelip geçecek inşallah. Daha iyi günlerde, daha güzel günlerde Konya memleketimizle beraber daha iyi sıralarda olacağız. Bu sezonki 4 galibiyetin 3'ünü iç sahada alan Konyaspor, ligin 24. haftasında eski teknik direktörü İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor'a konuk olacak. Konyaspor'a yakışmıyor. Daha güzel yerlerde olmasını bekliyoruz. Bence böyle olması gerekiyor. Çünkü bizim şehrimize yakışacak bir takım için bunu gerektirmiyor. Geçen Başakşehir maçını seyrediyorum. 2-0 öndeyiz. Dakika 70 olmuş. 3 tane gol yiyoruz. Yani basit hatalardan dolayı haftalarca puan kaybediyoruz. Ben Konyalıyım, Konyaspor sevdalısıyım. Ama böyle puan kaybettik sıra, dibe düştük sıra üzülüyorum yani. Şehrimize yakışmıyor. Taraftarlar ara transfer döneminde şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna katan Konyaspor'da bir çıkış bekliyor. Konya gibi her alanda başarıya koşan bir şehrin takımının ligde bulunduğu durum hem taraftarı hem de Konyalıları üzüyor. Basta, basta, basta.